Yeniden hoş geldiniz değerli izleyiciler. İlter Turan hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden İlter Turan Hoca ile hem biraz Mısır, Suriye hem de İlter Turan Hoca Amerika'yı ve Avrupa ülkelerini de çok yakından tanıyan bir akademisyen. Türkiye'de çok şikayet ediliyor. Niye bu ülkeler darbeye darbe demiyorlar, niye müdahil olmuyorlar diye biraz bunun nedenlerinden de konuşalım. Oraya geçmeden önce az önce bir not paylaştı gazeteci meslektaşım Twitter üzerinden. Onu da aktarayım. Ünal Tanık, Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını hatırlatıyor. Tatbikatı Türk tarafının iptal ettiğine dair bir açıklama. Mısırlar biz iptal ettik diyorlardı. Hemen o notu da paylaşalım izleyicilerimizle. Hocam isterseniz Batı'nın bakışıyla başlayalım. Evet. Amerika buna bir darbe demedi. Eğer evet. darbe demiş olsaydı herhalde Amerikan yasaları uyarınca askeri yardımın kesilmesi lazımdı. Evet. Tek nedeni o mu darbe denmemesinin, yoksa darbe olarak görülmüyor mu bu Batı'da? Yok, benim tahminim, yani adını koymayı bir yana bırakacak olursanız, teşhiste bir farklılık, bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Ama şimdi Amerikan yasalarının ortaya çıkardığı bir durum var. Onun için bu kelimeyi kullanmadıkları anlaşılıyor. Şimdi niye kullanmıyorlar sorusunu sormak lazım. Yani şimdi bizim kamuoyumuzda haklı olarak Amerika'nın bu tür bir yol izlemesine karşı derin bir infial duyuluyor belirli kesimlerde özellikle. Ama şimdi ben böyle durumlarda hep kendimi o işleri yapanın yerine koyarak niye yapıyor diye anlamaya çalışırım. Şimdi Mısır gibi bir karışık ortama bir ilişkin bir değerlendirme yapmak durumundasınız. Bir dünya lideri devlet olarak kendinizi görüyorsunuz ve başkaları da sizi öyle görüyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda elinizdeki müdahale araçlarını kaybetmek istemezsiniz. Yani çünkü sonunda askerleri de daha makul bir çizgiye getirebilmek için sadece mahrumiyetler ve yaptırımlar değil, bir takım ödüllendirmeler de yapabileceğinizi hesap edersiniz. O zaman da hani darbe kelimesini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Aslında şunu da belirtmekte fayda var. Darbe kelimesinin bizatihi kullanılmaması, Birleşik Amerika'nın askeri yardımlarını Mısır'a göndermek mecburiyetinde olduğu gibi bir sonuca bizi götürmüyor. Yani yine Amerikan yönetimi yardımın sevkini durdurabilir ve darbe demese de bu yetkilere sahip. Ama darbe dediği anda o aracı kullanmayı devre dışı bırakmış oluyor. O opsiyon tamamen devre dışı. Opsiyonu tamamen şey yapıyor. Ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi yani bir hususu daha da belirtmekte yarar var. Zannediyorum bizim kamuoyumuz bazen duyduğu heyecandan bunu dikkatten kaçırabiliyor. Şimdi Mısır'da bir ihtilaf var. Tek taraflı bir durum değil bu. Yani aslında şeyi hatırlayacak olursanız, ilk el koyma olayını askerin yanında işte hahamlar, papazlar, el eserin, çok klasik bir görüntüsü vardı. Klasik bir, hani, bir araya devletin gelirler. Direktleri evet. diyebiliriz. Böyle bir görüntü vardı. Şimdi bu görüntünün arkasında belki aslında bu yönetime karşı bir destek unsuru da yatıyor siviller katında. Şimdi onları da anlamak lazım. Yani anlamak lazım derken anlayışla karşılamak lazım demiyorum. Ama niye böyle davranıyorlar? Onların endişeleri nedir? Onlar şimdi bu şekilde düşündüğünüz zaman yani bir çözüm iki tarafın da ihtiyaçlarına cevap verebilecek, iki tarafın da endişelerini bir miktar giderecek bir çözüm olmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde geçici olarak yapılabilecek zorla kabuller, empozisyonlar sonuç vermez. Biraz sonra yine bu geçici sükunet bozulacaktır. Hocam çok kan dökülüyor. Yani ordu buldozerlerle, tanklarla, ağır silahlarla insanlara ateş ediyor ve çok ölü var. Evet, bu görüntü evet. çok rahatsız edici. Yani bu makul bir siyasi değerlendirme yapmayı bile güçleştiren, çok haklısınız. Makulden çok uzaklaştıran bir şey. Yani insanlar o görüntüleri görünce
değerlendirmelerini yaparken de ister istemez belki şimdi, değil mi? Bir duygusal bir tepki ortaya. Çok hepimiz haklısınız. İnsanız. Yani çok, o görüntüleri görüyorum ben. Yani hepimiz infiali. Çok üzücü değil mi insanlar? Hayır, olacak bir şey değil. Evet. Şimdi genellikle zor kullanmak yetersizliğin ve güçsüzlüğün bir belirtisidir. Evet. Yani bir olayı siz olağan yöntemlerle denetleyemediğiniz zaman olağanın dışına çıkmaya başlarsınız. Anlaşılıyor ki Mısır ordusu kendisini güvende hissetmeyip çok zayıf hissettiği için çok sert tepkiler veriyor. Ve şeyi bile algılayamıyor. Yani öyle anlaşılıyor ki veya aldırmıyor. Yani o kadar şey rahatsız durumda ki dünyadaki oluşmakta bu tepkileri, olan tepkileri bu, bakacak bu, durumda değil mi ona pek bunu yani değerlendirmekten aciz yani aslında. Yani rasyonel olmayan bir yola girdiği girdi, söylenebilir girdi, mi? Girdi tabii yani evet. Şimdi biz uzaktan baktığımız zaman bunun ne kadar hani olması uygun olmayan bir yöntem olduğunu hemen görebiliyorsunuz. Bir felaket. Yani birçok insanı sokakta bulunmaktan ve bağırıp çağırmaktan öte hiçbir kusuru yok. Hocam, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bir değerlendirme yapmıştı. Mısır ordusu demokrasi inşa ediyor gibi, yani özetle söylüyorum, öyle bir açıklaması olmuştu bundan kısa bir süre önce. Evet, evet. O biraz böyle acemi bir değerlendirme, erken bir açıklama mıydı? Yoksa yani söylemek istediğini söyleyemedi de oradan bir şey mi çıktı? Yani Amerika'da da koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı. Yani şimdi teorik evet, olarak acemi olmaması. Yani bu koskoca ülkelerin koskoca bakanları yanlış beyanlarda bulunmaz diye bir şey yok. Hatırlayacaksınız daha önce de Kerry yanlış beyanlarda bulundu. Şaşırtmıştı bir kez, birkaç kez daha attı. Evet. Onun için yani talihsiz bir açıklama biraz değil mi? Yani demokrasi inşa son derece etmek talihsiz biraz değil. Pek anlaşılır bir şey değil yani. Bir yere oturtamadım ben o lafını şimdi, yani. Efendim hani askerlere de uzak düşmemek için kendini öyle bir şekilde ifade ediyor ki bir felaket. Yani dünyada askerlerin demokrasi inşa ettiğiydi. Yani bu da kabul edilebilir bir şey mi ya da desteklenmesi bir gereken hani bir şey mi? Yadırganan bir yöntem evet. Bu ve başka ülkelerde denendiği zaman da bu şey demokrasi mühendisleri genellikle yarattıkları demokrasi tabir ettikleri sistemin başına oturuyorlar bir yere de gitmiyorlar ondan sonra. Orta Doğu'da yani, bunu çok önemli. Bunu çok iyi görüyoruz. Yani bu son derece talihsiz, kötü seçilmiş sözlerle ifade edilmiş bir düşünce. Şunu diyebilirdi, hani işte Mısır ordusunun geçici olan müdahalesi, belki Mısır demokrasisinin aksaklıklarının giderilmesi için bir fırsat yaratmaktadır falan böyle bir şey diyebilirdi. Ama yani orduyu demokrasi inşa ediyor dediğiniz ya zaman artık onun üzerinde konuşulabilecek bir tarafı bir şey, bir şey yok yani. Hocam siz birçok Amerikan başkanı farklı dönemlerinde Amerikan dış politikasını ve iç politikasını yakından izlediniz, analizler yaptınız, Amerika'da da bulundunuz. Şunu anlamakta zorlanıyor Türkiye'de insanlar ve bazı entelektüeller, aydınlar. Amerika yani demokrasi noktasında kendi ülkesi içinde bir duruşu var ve yüksek standartları hedefleyen dünyanın her yerinde bir ülke. Gel gelelim Orta Doğu'da diktatörler, babadan oğula geçen yönetimler, her türlü zulmü yapan yönetimlerle de gayet böyle sıkı fıkı, içli dışlı bir ilişki içinde. Değil mi efendim? Suudi Arabistan, Kuveytler, Katar. Hakikaten bu Amerika'nın otoriter yönetimlerle içli dışlılığı sadece Orta Doğu'ya inhisar eden bir içli dışlılık. Başka yerlerde de var. Filipinler'de böyle olmuştur. Latin Amerika'da da Latin Amerika'da fazlasıyla evet. Böyle olmuştur. Bu neden kaynaklanır hocam? Bunu biraz yani Amerikan çıkarları o demokrasi standartlarıyla bazen çatıştığında o zaman öne çıkan şeyler midir, çıkarlar mıdır? Onu nasıl izah edersiniz? Şimdi birkaç izahı var herhalde Hakan. Yani bunlardan bir tanesi Amerikalılar kendi ülkelerinde demokrasinin vazgeçilmezliği konusunda bir tereddüde sahip değiller ve kendilerinin böyle olmamakla birlikte dünyanın en mükemmel demokrasisi de yaşadıklarına da inanırlar. Öyle değildir onu söyleyeyim. Yani daha demokrasisi güçlü olan Avrupa ülkeleri var. Ama buna inanırlar. Buna karşılık başka ülkelerde yani demokrasi
Biden'in olup olmaması kendi dış politikaları açısından birinci derecede yer tutan bir şey değildir. Hatta belki demokratik rejimlerin doğurabileceği muhtemel sonuçlara göre bir demokrasiyi destekleyip desteklemeyebilirler. Kısa vadeli ve pratik yönelişli bir zihniyetin hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu şeyde Amerikan siyaset yapımcıları işte her bir başkan da en fazla 8 sene için görevde bulunuyor. İki dönem. Ve bu dönemden öteye hatta 4 yıldan öteye bir planlama pek belki düşünülmüyor. Dolayısıyla otoriter rejimlerle o anda Amerikan çıkarlarının gerektirdiği şekilde işbirliği yapabiliyorlar. Yani bu demokrasi misyonerliği diyelim sözde kalan daha çok, yani ben başka bir vesileyle de bir yerde söyledim bunu, bir dostum demişti ki ilkeler genellikle arkalarında saklı olan somut çıkarların birinci hat müdafaalarıdır. Veya ön müdafaa hatlarıdır. Şimdi yani Amerika ve diğer ülkeler istisnası olduğunu pek zannetmiyorum. Aynı şekilde çıkarlar ekseninde hani çıkardan arındırılmış sadece ilkesellik üzerine inşa edilmiş bir politika yürütmüyorlar. Yani bunun örneği için Türkiye'ye bakmak yeterlidir. Şu ana bakmak yeterlidir. Şu anda Mısır'da demokrasiyi desteklemeyen Amerika ve Batı ülkeleri dışında başka ülkeler de var. Bunlar Türkiye'ye yakın ve Türkiye'nin menfaat ilişkileri bulunan ülkeler. Türkiye bu ülkelere karşı hiç ses çıkarmıyor mesela. Şimdi bir oraya gelelim. Mesela Suudi Arabistan var. Yani mesela. Değil mi? Katar'dan söz etmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri gibi o körfezdeki bir dizi ülke. Hatta dün gelen açıklama Suudi Arabistan. 5 milyar dolar galiba. Artı toplam 12 milyar doları 12 buldu milyon. Bütün körfez ülkeleriyle beraber. Büyük para. Yani ordunun yanındayız gibi bir açıklama yaptı resmen. Yani bu tabii çok düşündürücü bir değerlendirme, açıklama. Türkiye'de tabii yani her cephede bütün ülkelerle böyle bir çatışıyormuş gibi bir duruma girmemek adına belki de artık bir de burada bir cephe açmayalım diye mi düşünüyor bilmiyorum. Burada daha düşük profilli bir tepkiyle yetindi. Yani siz bir de burada cephe açmayalım dediğiniz zaman zaten bir şey... ilkesellikle çıkarı dengelemek ihtiyacına işaret etmiş bulunuyorsunuz. İşte, ya ben yani. Bunu kendi adıma söylüyorum. Yani hükümet bunu mu düşünerek hareket tabii, etti tabii. Bilmiyorum ama. Tabii. Yani ne sayede hareket yani. Ettiğini evet, bilmiyoruz tam, ama. Evet. Değil mi? Yani, siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Aynı sorun var. Ve şöyle bir şey de var. Tabii ülkeler sonunda birinci derecede kendi halklarına ve onların refahını sağlamaya bağlı olarak bir sorumluluk taşırlar. Şimdi siz tamamen ilkesellikten giderek kendi halkınızı büyük sıkıntı ve mahrumiyetlere sokmayı arzulamazsınız. Kimse, hiçbir hükümet bunu istemez. Bunu istemez. Yani o bu kadar bir de zor kazanımlar. Zor yani kazanımlar. Ekonomide kolay mı geliniyor belli bir yere? Evet, değil mi? Evet, evet. Yani o bakımdan ikisi arasında bir denge kurmak lazım. Tabii bir başka denge de başlangıçta söylediğime dönmek istiyorum. Yani bir ülkeye baktığınız zaman bunun içerisinde çatışan grupların her birinin davranışının nedenlerini çözmeye çalışmak lazım. Yoksa o duruma katkınız sınırlı kalır ve taraf olmak durumuna itilirsiniz ki bu da iyi bir duruma düşmek değil. Hocam İsrail faktörünün nasıl bir etkisi var? Hamas faktörünün nasıl bir etkisi var? Yani Amerika'nın ve Batı'nın bu bölgede Mısır'a ve Mısır ordusuna hala bu kadar kan dökülmesine rağmen sempati duyması biraz oradaki Orta Doğu'daki kırılgan ve hassas dengelerle mi izah edilmesi gereken bir şey? Şimdi onun da hesaba katıldığı muhakkaktır ama şöyle bir değerlendirme yapalım. Yani Mursi yönetimi göreve geldikten sonra bizatihi İsrail'in güvenliğini kökten sarsacak bir durum ortaya çıkmadı. Ha, evet bazı değişiklikler olduğunu görmek mecburiyetindeyiz. Hani Hamas'a yönelik bir sempatisi var. Ama yani esas itibariyle büyük bir güvenlik sorunu ortaya çıkmamıştı. Yani şu anda ortaya çıkan durum çok mu daha iyi? Daha iyi. Çünkü en son tahlilde
hani ülkeler arasındaki ilişkilerde tahmin edilebilirlik ve bir yönetimin o ülkenin denetimine sahip olması önemli bir ağırlık taşıyor. Yani siz mesela başka bir ülkenin davranışını etkilemeye çalıştığınız zaman normal istikrarlı hükümetin gücün kimde olduğu belli olan bir ülkede kimleri muhatap alacağınızı da biliyorsunuz ve bunların da işte taahhütleri yerine getireceğini ümit ediyorsunuz. Getirmezlerse kimlere başvurabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi şu andaki Mısır'daki duruma baktığınız zaman büyük bir belirsizlik. Bunun sonunda daha büyük bir radikalleşmenin olmayacağının da bir teminatı yok. O zaman yani bu olayları tahrik ederek veya destekleyerek ne gibi bir kazanç sağlanacaktır belli değil. Hocam Batı açısından İslami hareketlerin ve İslami partilerin güçlenmesi bir beraberinde bir radikalleşme korkusunu mu getiriyor? Yani belli bir siyasal İslami hareket bir parti bir yerde güçlenirse o otomatikman ya da belli bir oranda kademe kademe işte El-Kaide gibi grupların, örgütlerin güçlenmesini beraberinde getirir algısı mı var? Şimdi tersi amaçlanmaktaydı en azından. Yani ılımlı muhafazakar eğilimlerin iktidarda olmaması daha radikal eğilimlere kapı açar veya mutedillerin de radikalleşmesiyle sonuçlanır diye bir endişe vardı. Onun için yani Türkiye'deki değişim de dahil olmak üzere Birleşik Devletler bu değişimle pek karşı çıkar bir vaziyet almadı. Ama galiba yani daha sonra yapılan değerlendirmelerde bu ılımlı yönetimlerin izlediği dış politikaların her zaman Amerika'yı memnun edecek dış politikalar olmayabileceği de ortaya çıktı. Ama yani şimdi bunun için de yani başka ülkelerde siyasi değişikliklerle uğraşmak söz konusu olmamak gerekir ve ben yani Amerika'nın bizzat Mısır'daki değişimi tahrik ettiğini zannetmiyorum ama böyle bir değişim karşısında sesini çıkarmadığını ve yani belki de kendi hesaplarına göre diyeyim isterseniz yani olayların daha da kötüye gitmemesi için iki tarafla da ilişki götürmeye çalıştığını zannediyorum. Arkadaşlarımızdan rica ediyorum. O caminin görüntülerini verelim lütfen. Görelim orayı. Ara ara rejiden verecekler arkadaşlar o görüntüleri. Kahire'de bir cami var. O önemli bir... Morga dönüştürülen evet. Cami. Ve orada da El Fetih Camii. Orada da şu anda mahsur durumda bulunan, içeride oradan çıkmaya çalışan ya da direnişe katılan ama silahsız olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz bazı gruplar var. Galiba bir Türk gazeteci evet, de var. Gazetecilerin de, Türk gazetecilerin de orada içeride veya yakınında olduğunu dair bilgiler var. Az önce sabah Anadolu Ajansı muhabiri ile de Frik'le de konuşmuştuk bu konuyu. Bir taraftan da o görüntüleri arkadaşlarım size vermeye devam ediyorlar. Peki kısa vadede hangi gelişmeler olabilir diye bir tahmin yapmaya çalışalım. Batı tutum, zor bir soru bu. Evet. Batı tutumunu biraz daha netleştirmeye ve sertleştirmeye başladı denebilir. Almanya, İngiltere ve Fransa Mısır'la ilişkilerin gözden geçirileceğini söyledi. ABD Başkanı Obama görüntüsüz bir telefon kaydıyla orada tatilde galiba Kaliforniya'da tatbikatı iptal edeceklerini söyledi ve bunu kınadı, bu gidişatı kınadığını söyledi. Aşağı yukarı buralarda kalır mı? Bunun ötesinde Mısır ordusunu daha zorlayacak bazı bir dizi yaptırımlar, politik çıkışlar beklenebilir mi kısa vadede? Şimdi mesela tatbikatın iptal edilmesi sonuçsuz bir şey. Yani
soruyu başka türlü sormak. İptal edilmeseydi bir tatbikat yapılacak bir durum ve ortam var mıydı? Yani çok komedi bir durum olurdu. Yani böyle bir şey pek muhtemel gözükmüyor. Amerikan kamuoyuna da anlatamazsınız mı böyle bir şey? Hayır, zaten Mısır ordusunun şu andaki meşguliyetleri dolayısıyla bir tatbikata vakit ve kaynak ayırabileceğini bir düşünmek... Bir konu bile değil yani değil. Aslında. Yani. O yüzden bir ehemmiyeti şey yok. Ama tabii bunlar işte peş peşe sıraladığınız zaman bazı memnuniyetsizlik ifadeleri olarak kayda geçiyor. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Mısır'da asker bir adım atmış. Şimdi bu da geriye çekilecek olursa bundan sonra güçlü konumunu koruyamayacağını da hissettiği için asker hani duruma hakim olmaya çalışacaktır. Uluslararası baskı arttıkça asker vakit kaybetmeksizin tepkiler daha da yoğunlaşmadan bu sonucu elde etmeye çalışacaktır. Bu da maalesef bizi hiç istemediğimiz askerin daha fazla da sertlik kullanması sonucuna götürüyor. Yani dolayısıyla yani Mısır'ı eğer şey yapmak istiyorsak, yani hep böyle aynı noktaya geri dönüyorum. Tek taraflı değil, iki tarafın da belki şeylerini, durumlarını değerlendirmelerine ve bir ortak alan bulmalarına yani mesela, yardımcı olmak. Hocam şöyle bir sonuç çıkarabilir mi anlattıklarınızdan? Türk tarafı, Türkiye, Mısır ordusuyla da irtibatını koparmadan, yani onlarla da bir diyalog zeminini kaybetmeden girişimlerini sürdürürse yaptırım gücü de daha fazla daha olabilir. Daha fazla olur. İdi. Türkiye şu anda hiçbir şey yapamaz. Bir teması yok. Türkiye bunu ilkesel olarak anladığım kadarıyla yani bir politik duruş olarak yani böyle katliam yapan insanlarla görüşmenin bir anlamı yoktur diye düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Yani belki öyle düşünülüyor ama zaten o noktaya gelinceye kadar daha başından itibaren yani daha katliamlar söz konusu olmadan dahi Türkiye o kadar sert bir vaziyet aldı ki taraflardan bir tanesi Türkiye'yi güvenilebilir ve kabul edilebilir bir aktör olma kategorisinden şey yaptı, diskalifiye etti. Öyle diyelim isterseniz. Ama hükümetin çizgisi ve bu bölgeye bakışını da değerlendirecek olursak bir duruşu var yani bu. Onun ötesinde hareket edebilir miydi? Edebilir miydi diyorsunuz? Efendim şöyle bakın şimdi siz belirli bir durum karşısında derin memnuniyetsizliğinizi ifade edebilirsiniz. Bunu bir takım hareketlerinizle ve politikalarınızla da destekleyebilirsiniz. Ama aynı zamanda tarafların hepsiyle de iletişim kapısını açık tutabilirsiniz. Biz bunu beceremedik. Çok heyecanlı konuşmalar, çok hakaretamiz beyanlar, çok kategorik şeyler, sözler sarf edildi. Ve yoksa baktığınız zaman bir yani Türkiye dışında da memnuniyetsizliğini ifade eden ülkeler var. Bunların sayısı da giderek gördüğünüz gibi artmaktadır. Avrupa Birliği'nden ama, de sert tepkiler evet, yani gelmeye bu sertliği usulü dairesinde yürütebilseydik belki iki tarafla da iletişimi koruyaraktan çözüme daha fazla katkıda bulunma imkanımız olurdu. Mısır'da olup bitenler Suriye'yi nasıl etkiler? Suriye'de devam etmekte olan bir artık iç savaş var. Büyük boyutlara varmış bir mezhep savaşı var. Orada da Türkiye'nin bir duruşu var ve o duruş değişmedi sürecin en başından bu yana. Türkiye Esad'ın gitmesini istiyordu hala da o noktada. Diğer taraftan da bu hadise başka boyutlara vardı. Yani Türkiye sınırında bir Kürt yapılanması, bir PYD gerçeği, PKK'nın bir uzantısı. O El Nusra ile savaşıyorlar şu anda. Salih Müslim sürekli Türkiye'ye gidiyor, geliyor. Mısır'dan baktığınızda Suriye'yi doğrudan etkilediğini düşünüyor musunuz Mısır'daki hadiseleri? Şimdi şöyle etkiliyor tabii. Birincisi şu anda dikkatler Suriye'den tamamen uzaklaşmış ve Mısır'a yoğunlaşmış vaziyette. Bir kere bu kendi başına aslında Esad rejimini rahatlatan bir durum. İkincisi
Esad rejimi gördünüz mü? İşte demokratikleşme diyorsunuz. Neler oluyor ondan sonra diyecek bir konuma geldi. Şimdi Birleşmiş Milletler'deki Mısır'la ilgili görüşmelere baktığınız zaman yine bir sonuç çıkmıyor. O bakımdan biraz yani, yasak savma gibi bir yasak şey mi oldu? Bir merasim. Yani evet, teotörensel, sembolik bir şey, ama bir dişe dokunur bir şey yapamıyor. Çünkü büyük devletler arasında bir uzlaşı yok ne yapılması gerektiğine dair. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman hani Esad rejimini rahatlatan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz daha uzun süre mümkün. Görevde yani, kalabilir mi Esad böyle bakılacak olursa? Yani kalabileceği anlaşılıyor. Yani ne vadesini bilemeyeceğim. Yine işte Esad kalamayacak, gidecek şeklinde değerlendirmeler yapılmaya devam ediliyor ama bu değerlendirmeler pek şu andaki durumu anlatmak için yeterli olmadığı izlenimini taşıyorum ben. Bir taraftan Mısır'daki görüntüleri tekrar veriyoruz. Mısır televizyonunun görüntüleri bunlar. Kahire'den El Fetih Camii'nin önü, kapısı orada askerler, polisler ve bir takım direnişçiler, göstericiler. Yani şu anda tabii orada gösteri yapılacak bir durum yok. Çünkü caminin içinde insanlar anladığımız, gördüğümüz kadarıyla katliamlar sonrasında oraya sığınan insanlar var El Fetih Camii'ne. Baltacıların da kapıda beklediği, yani bu bunlara saldırmak üzere hazır beklediği, hatta ellerinde sopalar, bir takım kesici, yaralayıcı silahların olduğu yönünde haberler var, bilgiler var. Böylesine karmaşık bir durum. Kahire'nin merkezinde uluslararası televizyonlarda zaman zaman bu görüntüleri veriyorlar. Keskin nişancıları görüyoruz. Baltacılar var, askerler var. Az önceki görüntüler canlıydı. Bunlar bant görüntüleri. Onu hemen hatırlatalım. Evet hocam, böyle bir görüntü var. Orta Doğu'nun tamamında buna benzer görüntüler yaşanıyor. Orta Doğu ülkelerinde Müslümanların çoğunlukta olduğu, nüfusun çoğunlukta olduğu coğrafya öteden beri bu görüntülerden kurtulamadı. Böyle olunca tabii yoksulluk, az gelişmişlik sendromları da hep aynı kalıyor. Yani aşılamıyor bir türlü, üretemiyorlar, ekonomileri düzelmiyor. Şimdi Mısır ekonomisi 20 milyar evet. dolar kaybetmiş evet. son bir haftada. 90 milyon nüfus var zaten. Zaten yoksul bir yer. Bu bir kısır döngü mü? Yani bu, yani Batı'nın bu böyle bir durumun devam etmesinden çıkar sağladığı fikri bir komplo teorisi mi? Yoksa bunun bir gerçeklik payı var mı belli oranlarda? Yani bir çıkar sağlıyorsa bu çıkarın ne olduğunu tanımlamak lazımdır. Nedir yani? Kim bundan somut olarak ne çıkarır? Ben yani çok büyük bir kazançlı çıkan taraf görmüyorum. Neticede şimdi tamamen yalın çıkar tahlili yapmaya çalışalım. Mısır'da ne var dediğiniz zaman işte Süveyş kanalı var. Petrol arzı, yani enerji arzı yapılıyor oradan evet, dünyaya, değil mi? Dünyanın enerji sevkiyat yollarında bir tanesi. Sadece enerji değil tabii, esas yani ticaret yolu, ticaret turizm var, ticaret bir tanesi var. Bu var. Ondan sonra başka ne var dediğiniz zaman işte bir Afrika'ya açılan bir giriş var. Burası önemlidir. Ondan sonra başka ne var dediğiniz zaman Mısır'da yani Batı'nın çıkarını ilgilendir. Mi bilemeyeceğim ama yani Arap dünyasının fikir hareketlerinin, entelektüel hareketlerinin gerçek bir merkezi Mısır. Hani çok sofistike bir toplum. Arap dünyasının en önemli ülkesi diyebilirsin. En önemli ülkesi. Yani buna, her anlamda tartışılacak yani, bir üniversitesiyle, kurumuyla, medyasıyla. Tabii. Kurumları, tabii, yerleşik kurumlarıyla. Ama çıkar dediğiniz zaman, yani çok yalın çıkar dediğiniz zaman işte bir miktar petrol, bir miktar ulaşım filan gibi bir şey alana girmiş oluyorsunuz. Şeye yakın tabii, yani komşuları önemli. Yani Libya'ya komşu mesela.
Lübnan'a yakın, İsrail'e, Filistin'e yakın, İsrail'e, hemen yanı başında Suudi Arabistan'a komşu. Suudi Arabistan gibi ülkeler bu cereyanların kendilerine sirayet etmesinden öteden beri korkmuşlardır. Evet. Bu destekleriyle bu süreci geciktiriyorlar mı? Yoksa siz kapının artık çalınmakta olduğunu düşünüyor musunuz bu ülkeler bakımından da? Kapıya dayandı mı onlar açısından da bu halk hareketleri hocam? Şimdi bu her zaman böyle düşünülüyor fakat buna karşılık hani henüz bunun yeterince bir ifadesini görmüş değiliz. Yani şimdi sebebini de düşünmemiz lazım biraz. Şimdi bu ülkelerin yani başta Suudi Arabistan olmak üzere yapısına baktığımız zaman bu ülkelerin toplumsal yapısı bizim kendi ülkemizde dahil sahip olunan toplumsal yapıdan çok farklı. Şimdi yani Türkiye'ye baktığınız zaman nedir? İşte bir endüstri toplumudur artık Türkiye. Kentleşmiştir. İktisadi esasa göre teşekkül etmiş sosyal bir sınıflaşma veya tabakalaşma vardır. Yani gelir kapsamlı ve girift üretim süreçleri sonrasında teşekkül ettiği için her bir sosyal sınıfın da ekonomiye vazgeçilmez bir katkısı vardır. Yani onu dışlamanız mümkün değildir. Bütün bunlar bir arada. Şimdi Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz. Aşiretler üzerine kurulmuş bir yapı. Eski aşiret liderleri şimdi şeyde başkentte toplanmış. Petrol gelirleri ki ranttır petrol. Yani şey üretim geliri değildir esas itibariyle. Bu rantın tepesine az sayıda kişi oturmuş. Bunlar sağa sola dağıta. Yani adilane dağıtıldı da dağıtım söylenemez. Dağıtım yaparak bir nevi bazen bu rüşvet kelimesi de kullanıyor. Yani bu telif kesimlere rüşvet vererek onları tatmin etmeye çalışıyorlar. Emek ihtiyacının bir bölümü ki ithal edilerek karşılanıyor. Yani yabancılar çalışıyor. Yabancılar çalışıyorlar. Sektörü, evet, evet. Hatta hava yolu kuruluşları. Evet bile. Yani ve şey yani Suudi halkının kendisi yabancılar kadar şey yoğun işlerde, zor işlerde çalışmıyor anlaşıldığı kadar. Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman karşınızda hani bizim toplum olaylarına yol açtığını düşündüğümüz toplumsal yapı yok. Yani bu. Rejim kendini dinle meşrulaştırıyor. Buna karşılık yani son derece ülke içinde ve bilhassa dışarı çıktıkları zaman daha belirgin hale gelen bir çifte standartlı bir hayatı da herkes kabullenmiş. Yani bundan bir sıkıntı, bir utanç ifade edildiğine ben şahit olmadım. Londra'da baktığınızda, Cenevre'de baktığınızda bambaşka hayatlar bambaşka yaşıyorlar. Bambaşka hayatlar yani. Yaşıyorlar. Hatta anlaşıldığı kadar daha uçağa binip de uçak Suudi Arabistan'a havalanınca bu hayat başlıyormuş. Başlıyor. Öyle görünüyor. Uçakların içindeki konfigürasyonları ben birkaç gördüm. Enteresan donanımlar var uçakların içinde. Şimdi böyle bir durumda hani bizim alıştığımız tahliller ve tahlil yöntemleri yeterince açıklamıyor. Yani başka sorunlar var. Mesela Suudi Arabistan'da aslında bir Şii nüfus var. Ağır baskı altında tutulan. Bunlar var. Fakat onların da zaman zaman bir hareketlilik sergilediği ama şiddetli bir şekilde bastırıldığı. Cılız kalıyor ama o hareketler. Cılız kalıyor. Bir de bastırıldığı için yani, duyulmuyor çok fazla. Dolayısıyla biz kendi hani daha sanayileşmiş toplumlar veya kitle toplumları yani ki ancak kendi ürettiği değerlerle belki varlığını sürdüren. Üretime dayalı Türkiye'de toplum. Böyle kabul etmek evet, mümkün evet, tabii aslında. Türkiye'de böyle. Buna bakarak Suudi Arabistan'ı anlamamız mümkün olmuyor. Orada da bir şeyler olsun diye tahminlerde bulunuyoruz. Fakat yani çok uzun süredir böyle idare ediyorlar. Evet. Hani ancak şeyde belki hani büyük bir iktisadi sıkıntı ortaya çıktığı zaman yani ancak petrol fiyatları bir yere gelecek rant, de bu içeriye yansıyacak. Rant tatmin edici dengeler kurmaya el vermediği zaman belki orada bir değişiklik beklemek daha doğru olacaktır. Evet.
O zaman son bütün bunları toparlarken bir cümle, son bir şey söylemek ister misiniz? Türkiye bakımından veya bu bölge ülkeleri bakımından, Türkiye'nin çıkarları bakımından. Türkiye bakımından yani söyleyeceğim şudur. Aslında Orta Doğu'da biz önemli bir aktör olmak istiyorsak, dış politikamızı bütün aktörlerle eşit mesafeye getirecek şekilde yeniden şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Yani şu anda Orta Doğu'da yani yakın olduğumuz ülke aşağı yukarı kalmadı gibi. Bu bir. İkincisi de tabii bir sadece bir temenni. İnşallah bir an önce Mısır'daki bu katliam sona erer. Evet, her şeyden önce onu herhalde istemek, talep onu etmek lazım. Onun sonrasında birçok siyasi değerlendirmeyi yapabiliriz. Yani durduğumuz yer ne kadar doğruydu, işte çıkarlarımız ne oranda etkilendi vesaire vesaire. Bunlar çok önemli. Ama şu acılar bir dursun. Yani ben sabah gelen bazı görüntüleri gördüm. Onları paylaşamıyoruz tabii. Yani mümkün değil. Çok büyük bir rahatsızlık yaratabilir insanlarda. Çok korkunç görüntüler var. Ve böyle görüntüler olduğu sürece, böyle insanlık dramları yaşandığı sürece, insanlar hatta çocuklar hayatını kaybettiği sürece Suriye'de de benzer şeyler yaşanıyor. Bütün bunların yaşandığı bir coğrafyada barış ve huzur sağlamak mümkün değil. Türkiye'de istikrarsızlaştırma potansiyeli olan hadiseler bunlar belli oranlarda. Yani inşallah öyle bir şey söz konusu olmaz. Türkiye'nin bünyesi çok daha sağlam ve bütün eksikliklerine rağmen bir demokrasi. Hiç bunlarla mukayese edemeyeceğimiz bir seviyedir. Yani, ben o mukayeseleri bile bazen sordukları zaman bunları söylemeyin. Efendim ifade kullanayım, gayri kabili kıyas. Aynen öyle. Her şeyimize yani bütün biz kendimizi çok eleştirebileceğimiz yönlerimiz eleştirmeliyiz olabilir ama müteşekkir de olmalıyız. Aynen öyle yani iyi ki biz başka bir dünyadayız da bu sorunları bu oranlarda yaşamıyoruz. O dünyayı da muhafaza etmeye çalışmak aynen lazım. Öyle. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sana. Sağ olunuz. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlter Turan hocamız bizlerle beraber farklı yönleriyle Mısır'da ve Suriye'de olup bitenleri anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede hocamız konuğumuz oldu. Bir kısa ara verelim ardından bir başka bölümle devam edeceğiz yayınımıza.